birlikte çıkacağız sinema filmine. Son hazırlıklar. Ben de biraz burada keyfime bakıyorum diyelim. Akıncı da final oldu sanırım. Neler söyleyeceksiniz de buna ilgili? Nasıl bir proje oldu sizin için? Ya Akıncı çok riskli bir projeydi arkadaşlar. Ya şunu kusura bakmayın, biraz istiyorsanız sosyal mesafe bırakın çıkartacağım. Tamam. Yani çok riskli bir projeydi. Ve biz de bütün riskleri yaşadık aslında. Yani nasıl yapılacağını bilmediğimiz birçok şey vardı ama cesaret etmemiz gerekiyordu. Yani Türkiye'de birinin buna cesaret etmesi gerekiyordu. O yüzden ben de bunlardan bir tanesi olduğum için açıkçası şanslıyım. Ve yani devam formülü üzerine şu an konuşuluyor ama nasıl olacağını inanın ben de bilmiyorum. İlk başta mı hani çıkın dediğimiz gibi alışık olmadığımız için ilk bölümler T'ye alındı ama sonrasında millet izleyince aslında birazcık onlar da anladı, böyle sevdiler. Ama sonrasında hep bir kopukluk vardı galiba. Yani gerçek üstü demeyeyim ama yani bir fantastik bir dünya yaratılmaya çalışıyordu tabii ki. Yani bunlar hani yaşamamızın yani ihtimaller dahilindeydi. Biz de bunları yaşadık. Yani yapacak bir şey yok ama yani dediğim gibi ben bu projeye cesaret edildiği için ve onlardan bir tanesi olduğum için açıkçası kendimi şanslı sayıyorum ve Akıncı benim çok özenle oynadığım ve yani her bir detayına çok dikkat ettiğim bir roldü. Ve bütün çalışma arkadaşlarım da öyleydi. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum burada. Dediğim gibi ya bir devam formülü üzerine çalışılıyor ama nasıl olacağını şu an inanın ben de bilmiyorum. Peki, ama yani çok daha iyi olacağını. Şimdi onları ben burada konuşamam. Muamma değil, yok yani tabii ki oturup bir konuşulur. Ama yani bir risk değerlendirmesi yapılır tabii ki. Peki sinema filmi ne zaman başlayacak? Ya biz birkaç haftaya sete çıkacağız. Dediğim gibi yani son ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Güzel bir proje olacak o da. Nasıl proje? Çok tatlı bir senaryo. Romantik komedi, Netflix'e olacak. Çok tatlı bir cast var. Çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir senaryo var. Yani keyifli bir iş olacak. Biz oynarken keyif alacağız, insanlar izlerken gülecek, eğlenecek. O yüzden güzel bir proje olacak. Aslında şu an birçok oyuncu, önceden hep senaryoya bakılırdı ya, şimdi senaryonun yanında bir de dijitale bakıyor böyle. Yani eğer dijitalse bizim için daha iyi, set ortamı daha kaliteli diye. Sizin böyle bir ayrımınız olur mu? Ya önemli olan senaryo, rol, ekip, yani platform bundan sonra geliyor. Ya tabii ki dijital mecralar televizyona göre artık biraz daha özgür diyebilirim. Ama dediğim gibi önemli olan şey aslında rolün draması ve bunu icra ederken nasıl bir ekiple icra edeceksin ve ne kadar özgür olacaksın, rolünden ne kadar keyif alıyorsun. O da dediğim gibi platforma bakmıyor. Kesinlikle. Geçen sene yazında görüntülenmiştiniz biliyorsunuz. Formunuz da çok konuşuldu. Herkes pandemide kilo aldı ama işte pandemide herkes kilo aldı arkadaşlar. Evet, pandemide kilo almayan var mı Allah aşkına? Hiç olmadı gibi haberler şimdi. Formunuzu neye bağlıyorsunuz? Gibi. Arkadaşlar pandemide hepimiz kilo aldık. Bu pandemide de kilo aldık. Yani yapacak bir şey yok. Sen kilo almadın mı? Aldık tabii ki yani. Almadınız diye güzel yorumlar. Hayır geldi. Ben tam tersi. Ne? Rumeli Hisarı'nda yürürken galiba bir fotoğrafımı çektiniz. Kim çekti bilmiyorum falan. Bayağı kiloluyum ya. Sonra zaten kilolu diye haber yaptınız benim üzerimden. Ondan sonra tabii ki ben de bir kampa girdim. Yani rolün sonuçta bir disiplini vardı. Ondan sonra da hallettik. Yazın bir tatil film olacak mı? Yoksa hani sinema filmi attıktan sonra olacak. Peki daha fazla tutuyor. Tamam, eyvallah. Sağ olun arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.